hutbe Şamiye 50. Sıdk İslamiyet'in üstül esasıdır ve ulvi sevciyelerinin rabıtasıdır ve Hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Sıdk İslamiyetin üssül esasıdır. Sıdk İslamiyetin üssül esasıdır. Sıdk İslamiyetin üssül esasıdır ve ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır ve hissiyat ulviyesinin mizacıdır. Sıdk İslamiyetin üssül esasıdır. Ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Sıdk kelime olarak doğru söz, hakikate Muafık olan bir şeyin her hususu tam ve kamil olması ahdinde sabit ve daim olmak üzere birçok manalara gelir. Sıddık kelime olarak çok doğru, çok dürüst demektir. Islah manası ise hakta ve doğrulukta şiddetli sebat ve şiddetli sebat ve sarsılmamak demektir. Dünyanın en azaplı hali ile en cazip, en çekici hali sıddık birisini yolundan şaşırtmaz, istikametini bozamaz. Kalbindeki iman öyle bir seviyededir ki dünyanın hiçbir hali bu kimseyi sarsmaz ve yolundan çevirmez. imanı çelik gibi metin ve sağlamdır. Sıddıkiyet makamı nübüvvet makamından sonra gelir ki bu makamın piri Hazreti Ebu Bekir'dir. sıddıkı Ekber'dir. Radıyallahu an İslamiyet'in esası sıdktır. imanın hassası sıdktır. İslamiyet'in esası sıdktır. imanın hassası sıdktır bütün kemalata insal edici sıktır ahlaka aliye'nin hayatı sıktır terakkiyatın mihveri sıktır Alemi İslam'ın nizamı sıdktır. Nevi beşeri Kabe-i Kemalat'a ishal eden sıdktır. Ashab-ı Kiram'ı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Haşim Aleyhisselatü Vesselam'ı ve beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır. Ve Düzzaman Hazretleri'nin şu ifadeleri sıdk konusunun anlaşılmasına yardımcı olacak niteliktedir. Evet sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzur bir yalancılıktır. Yalancılık ise Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Yalancılık ise Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat içtimaiyesinde. Roktay hayatiyesidir riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır dal kavukluk ve tasanlı alçakça bir yalancılıktır riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır dal kavukluk ve tasanlı alçakça bir yalancılıktır nifak ve münafıklık muzur bir yalancılıktır yalancılık ise sani yücelelim kudretine iftira etmektir. Sıdk İslamiyetin üst İslamiyetin üssül esasıdır. Ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat ulviyesinin mizacıdır. Kainatta olan biten bütün fiil ve eylemlerin baş aktörü ve asıl yaratıcısı Allah'ın kudret sıfatı sıfatıdır. Bu sebeple bu sebeple inkar, küfür, günah gibi aslı Yalana dayanan kötü ve çirkin fiiller en çok kudret sıfatına dokunuyor, ona itiraz niteliği taşıyor. Mesela Allah kainatı insan için yaratıp döşedi. Insandan beklenen şey ise iman ve marifet gibi kulluğa taalluk eden şeylerdir. İnsan küfür ve gaflet ile bu vazifeyi terk ettiği zaman ilk tezif edeceği sıfat kudret sıfatı oluyor. Günahlar da tıpkı küfür ve inkar gibi özü itibariyle bir yalan ve iftira niteliğindedir ki yine ilk tezif ve tahkire hedef olan sıfat kudretidir. Kudret sıfatı insana gözü takar ve helal dairesinde kullanmasını emreder ama insan gözünü haramda kullanır. İnsan bu tarz hareketiyle bir cihetle kudret sıfatının hukukuna mugayir hareket etmiş olur ki bu da bir iftira ve yalan sayılır. Mesela Allah kainatı insan için yaratıp köşede insandan beklenen şey ise iman ve marifet gibi kulluğa taalluk eden şeylerdir. İnsan küfür ve gaflet ile bu vazifeyi terk ettiği zaman ilk tezif edeceği sıfat kudret sıfatıdır. Günahlar da tıpkı küfür ve inkar gibi öz itibariyle bir yalan ve iftira niteliğindedir ki yine ilk tezif ve tahkire hedef olan sıfat kudret sıfatıdır. Kudret sıfatı insana gözü tıkar, helal dairesinde kullanmasını emreder ama insan gözünü haramda kullanır. İnsan bu tarz hareketiyle bir cihetle kudret sıfatının hakukuna mugayir hareket etmiş olur ki bu da iftira ve yalan sayılır. Sıdk ise her hususta aslına ve özüne uygun hareket etmek olduğu için adeta her ibadet ve ahlakın altyapısı ve esası sıdktır. İnsanda ne kadar yüksek seciye ve huy varsa hepsi sıdk temeli üstünde duruyor. Hayatı yalan üzerine konumlanmış birisinin güzel ahlak ve yüksek seciye sahibi olması düşünülemez. Hayatı yalan üzerine konumlanmış birisinin hayatı yalan üzerine konumlanmış birisinin güzel ahlak ve yüksek seciye sahibi olması düşünülemez. Sıdk İslamiyet'in üstül esasıdır. Sıdk İslamiyet'in üstül esasıdır. Ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat ulviyesinin mizacıdır.